Evet, herkese merhaba. Şimdi kısa bir video yapacağım. Ee, videomuzun içeriği şu. 4000 li ekran kartlarında hangi işlemci tercih etmelisiniz? Burada 4 çeşit işlemci var. 12450 işlemci, 12500 işlemci, 13420 işlemci ve de Ryzen 5'in 7535HS işlemcisi var. Ekran kartlarının hepsi 4050 arkadaşlar. Bilgisayarların geneli 16 GB RAM içeriyor hafızalarına çok bakmadan yerleştirdim. Taf Gaming'de 8 GB var tabi. Bunu da örnek olsun diye koydum. Zaten işlemcisi diğer üçünden çok daha zayıf bir işlemci. İlk olarak 12.450 ile Ryzen 5 7535'i karşılaştıracağız. Ryzen 5 işlemci bir yerde geçiyor sadece. Pardon iki yerde geçiyor. Toplamda 9 tane test var. 7 tane testte 12.450 geçiyor. Ryzen 5'in teknik özelliklerine bakalım. 12 thread var. 455'lere çıkabiliyor arkadaşlar. 6 nanometre işlemci. 12 450'ye bakalım. 12 450 de 12 thread. 440'a çıkabiliyor. Fiziksel çekirdek sayısı 8 ama onun fiziksel ne? çekirdek sayısı 6. Bu işlemci de 10 nanometre. 12 megabayt ömmerliği var. Diğerinin kaç megabayt? 16 MB ömerliği var. Teknik bilgi olarak Ryzen 5 işlemci daha önde. Ama pratiğe döktüğümüzde, testlere tabi tuttuğumuzda Intel işlemci çoğu yerde daha önde. Üstelik bu bilgisayarda 8 RAM kullanılıyor. O bilgisayarda 16 RAM kullanılıyor. Ama 26.000 liraya satıldığı için ve 27.000 liraya bunun 16 çekirdekli versiyonu bulunduğu için 12500 aşa da bakalım. 4.5 GHz 18 MB ön bellek, 16 çekirdek arkadaşlar. 16 çekirdekli versiyonu 1000 lira fiyat farkına satıldığı için kesinlikle bunu almanız gerekiyor. 12450 ve Ryzen 5 arasındaki seçeneklerden bahsediyorum. Bu ikisini de eleyip çok rahat bir şekilde bunu alabiliyorsunuz. 12.500H işlemci diğer ikisine tercih edilebilir. Arada 1000 lira fark var. Şimdi geldik 13.420'ye. Çünkü bunda 13. nesil işlemci var. Bunda 12. nesil işlemci var. Bunlar arasında hangi seçimi yapabiliriz? Aynı fiyat aralığında 2 bilgisayar. 4 bilgisayarımız vardı. Diğer ikisini eledik işlemciden kaynaklı. En iyi işlemci hangisi onu bulmaya çalışıyoruz. 13.420 mi? 12.500 mü Bakalım. 13.420 13. nesil olsa bile 420 ile bittiği için 500 ile bitseydi daha güçlü olurdu. 420 ile bittiği için 13. nesil olsa bile 12 çekirdekli bir işlemci 4.61 işlemci. 12 MB ön var. Burada sizin 12500 saç tercih etmeniz daha mantıklı. Çünkü bunda 16 çekirdek 450 yani zaten birbirlerine çok yakın performansları var. 18 MB. 12 çekirdek yerine yani 16 çekirdek tercih etmeniz bilgisayarı daha da rahatlaştıracak. Ve 13. nesil yerine 12. nesil işlemci alıyorsunuz burada. Ama daha mantıklı bir işlemci alıyorsunuz. Buradaki konuyu umarım anlamışsınızdır. Her zaman 13. nesil işlemci tercih edilemeyebilir. Her zaman 12. nesil işlemci tercih edilmeyebilir. Her zaman i5, i7 de tercih edilmeyebilir. Bazen i5'in bazı işlemcileri, i7'nin bazı işlemcilerinden güçlü olabilir. Burada nesille performans ve teknik bilgiye bakmanız lazım. Hepsine baktığımızda burada 4 bilgisayardan 12500H işlemcimiz daha mantıklı oluyor. İçeriği de... 16 GB RAM, 512 GB SSD, 6 GB 4050 ekran kartı ile geliyor. Herhangi bir darboğaz şansınız da yok. Bilgisayarın fiyatı da çok güzel. Hani bilgisayarı da tanıtmış olayım arkadaşlar. Acer Nitro 5. Yeni kasa bu. Fanları biraz daha ses yapıyor. Diğer laptoplara göre. Max'a çektiğinizde özellikle çok ses yapıyor. 144 Hz ekran yenileme hızı var. Genel olarak tercih edilebilecek bir bilgisayar. Fiyatı hiç fena değil. İçeriğindeki özellikler hiç fena değil arkadaşlar. Ekran kartının maksimum grafik gücü 140 Watt'a kadar çıkabiliyor. Çok güzel. Yani 140 Watt 4050'niz var. 12500 taş işlemciniz var. 16512 SSD. Normalde Watt değerine çok fazla bakmam. Ama bazı ekran kartlarının minimum Watt değerinin yüksek olması lazım. Yani sen RTX 4050'yi 100 Watt'a 105 Watt'a almaman lazım. 120-140 Watt arası bir şey alman lazım. Aynı şekilde 4060'ı 120 ve üstü alman gerekiyor. O yüzden Watt'a da bir minimum Watt'ına bir bakın. Şimdi bu RTX 4050'yi 85-95 Watt dese bence çok mantıklı olmaz. O yüzden 140 Watt ekran kartı kullanıyor. 12. nesil işlemcisi var. 16 RAM 512 SSD'si var. 27.000 lira da çok iyi fiyat arkadaşlar. Umarım az da olsa aradaki mantığı anlamışsınızdır. İşlemcinin teknik bilgisine bakacaksınız. Nesline ve i5 mi i7 mi ve son numaralarına bakacaksınız. 420 ile bitenler genelde daha az çekirdeğe sahip oluyor. 500 ile bitenler daha fazla çekirdeğe sahip oluyor. Bu videoda aydınlatma amaçlı çekildi. Umarım anlamışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.